Sevgili koçlar, bu hafta gökyüzündeki transitlerin etkisiyle Balık'taki Neptün retrosu, Merkür'ün Aslan burcuna geçişi ve 6 Temmuz'da Yengeç yeni ayı hayatınıza komple değiştiriyor. Temmuz ayına kararlı bir şekilde giriyorsunuz ve gökyüzü tüm ihtişamıyla sizi destekliyor. Alacağınız kararlar doğrultusunda alma, evlilik, yuva kurma gibi yeni bir döngünün içine girebilirsin. Hafta başında maddi kazançlar ön plana çıkarken gelir ve gider dengesi kurmakta zorlanmayacağın bir hafta olacak. Hafta ortasında önemli kişilerle yapacağın görüşmeler sizi daha fazla ön plana çıkartacak. Ancak karar verirken aceleci davranmayıp sakin kalmakta fayda var. Ve hafta sonuna doğru Yengeç yeni ayının etkisiyle ev ve yuva kurma, miras, emlak, alım satımla ilgili kararlar alacaksın. Daha doğrusu zorunda olacaksın ama bu senin için iyi olacak. Hafta sonuysa bu kararları uygulamaya geçiyorsun. Güzel bir hafta, olumlu bir hafta seni bekliyor. Sevgili boğalar, bu hafta gökyüzündeki transitlerin etkisiyle Balık'taki Neptün retrosu, Merkür'ün Aslan burcuna geçişi ve 6 Temmuz'daki Yengeç yeni ayı sürpriz gelişmeleri yaşatacak. Bu haftadan itibaren tatil, eğlence, keyiflenme zamanı, gökyüzü sizi destekliyor. Yeni iş başlangıçları, alacağınız kararlar oldukça enerjinizi yükseltecek. Hafta başında ikili ilişkiler ve iş hayatınızda önemli işbirlikleri ön planda olurken finansal anlamda elde edeceğiniz ek gelir fırsatları, önemli kişilerle yapacağınız iş anlaşmaları sizi motive edecek. Hafta sonuna doğru Yengeç yeni ayının etkisi yakın çevrenize güzel başlangıçları müjdelerken size de yeni iş fırsatları sunacak. Bu hafta hiç beklemediğiniz bir iş teklifiyle şehir değişikliği, planları, ev ve mekan değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Efendim, hafta sonuysa ailenizle bir araya gelerek enerjinizi yükseltme zamanı ve geleceğe yönelik bir takım fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Sevgili ikizler, bu hafta Neptün'ün Balık burcundaki retro seyri, yönetici gezegeninizin Aslan burcuna geçişi ve 6 Temmuz'daki Yengeç yeni ayı finansal anlamda yeni kazanç kapılarını önünüze açıyor. Önemli kişilerin referanslarıyla yeni bir iş sözleşmesi yapabilirsiniz. Kariyerinizde ciddi ilerleme kaydedebilirsiniz. Pazartesi, salı günleri zanlarınızdan kurtulma zamanı, ana odaklanıyorsunuz. Lütfen bunu kaçırmayın. Hafta ortasından itibaren enerjiniz yükseliyor ve yapacağınız görüşmeler, alacağınız iş teklifleri daha gerçekçi davranmanıza katkı sağlayacak ve hafta sonuna doğru Yengeç yeni ayının etkisiyle yeni gelir kapılarını aralayacaksınız. Bu fırsatları elde etmek için gökyüzü aksiyon diyor, adımlarınızı atın ve hakkın olanı al diyorum. Hafta sonu yakın dostlarınızla bir araya gelerek keyifli vakit geçirme zamanı. Yalnız bu haftanın pazar günü biraz iletişim diline özen göstermende fayda var. Mütevazı konuşma. Ve geldik sevgili yengeçlere. Senin zamanın kendi burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisi hayatınızda biraz soğuk duş etkisi yaratabilir. Yeni kararlar alma arifesindesin. Bu hafta Neptün'ün retro seyriyle sosyal medya, uluslararası eğitim konularında daha gerçekçi, daha pratik olma zamanı ve 14 Aralık'a kadar buradaki sorumluluklarının farkına varıp daha aksiyona geçebilirsin. Ve Merkür'ün Aslan burcundaki seyriyle birlikte yeni anlaşmalar, iş fırsatları, paranı kazanacağın ek gelir fırsatları önüne gelecektir. Sevgili aslanlar, bu hafta gökyüzündeki transitlerin etkisine bakalım. Balık'taki Neptün'ün retrosu, Merkür'ün kendi burcunuza geçişi ve 6 Temmuz'daki Yengeç yeni ayıyla yaratıcılığınız, kreatifliğiniz bir anda artıyor. Mental anlamda aydınlanıyorsunuz, yeni kararlar alacaksınız, seyahat planları, partnerle beraber biraz böyle gezme tozma zamanları.
harcamalarınızı kontrol altına alarak 14 Aralık'a kadar ciddi bir tasarrufa geçebilirsiniz. Yengeçteki yeni ayın etkisi kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmanıza da yardımcı olabilir. Sağlığınıza biraz özen göstermenizi tavsiye ederim. Hafta başı kariyer, hafta ortası ekim takım çalışmaları daha ön plana çıkacak. Hafta sonuna doğru yeni ayın etkisiyle yeni kararlar alarak yaşam yolculuğunuzda maddi ve manevi kendinize çeki düzen vereceksiniz ve hafta sonu partnerinizle bir araya gelip enerjinizi yükseltme zamanları ve sevgili Başaklar bu hafta gökyüzündeki transitlerin etkisi, Balık'taki Neptün retrosu, Merkür'ün Aslan burcundaki seyri ve Yengeç burcundaki gerçekleşen ki size dost yeni ayın etkisiyle yaşam yolculuğunuzda partnerinizle birlikte yeni kararlar alarak iş ve ev değişikliğine gidebilirsin. Aynı zamanda yeni bir eğitim ve iş değişikliği vasıtasıyla yeni bir sosyal çevreye katılabilirsin. Bu bağlamda senin için güzel zamanlar başlıyor aslında. Hafta başında seyahat ve organizasyonlar ön plana çıkarken sosyal medya hesaplarınla ilgili çalışmaları hayata geçirme zamanı. Hafta ortasında kariyerine daha fazla ağırlık vererek yeni bir döneme giriyorsun. Yeni fırsatlar ayağına kadar geliyor ve bunları doğru bir şekilde değerlendirme zamanı ve hafta sonuna doğru gerçekleşecek yeni ayın etkisiyle hayallerini maddeleştirecek bir iş pozisyonu sana sunulacak. Bu senin için çok güzel yeni bir sosyal çevre, yeni bir alan, yeni bir şehir getirecek. Hafta sonu inziva zamanı. Enerjini toplayarak yeni bir haftaya en çok da sen şanslı olarak giriyorsun sevgili Başaklar. O yüzden bu haftanın Yengeç yeni ayının kıymetini bilmenizi tavsiye ediyorum. Ve geldik sevgili terazilere. Bu hafta gökyüzündeki transitlerin etkisi. Merkür'ün Aslan burcundaki seyri, Neptün'ün Balık'taki retrosu ve Yengeç burcunda gerçekleşecek yeni ayın etkisi. Takım çalışmalarında başarıya ulaşacağınızı, ayın sonuna kadar sürpriz bir şekilde iş seyahati, tatil fırsatlarını değerlendirirken çalışma anlamında da hayatınızdaki sorunlara daha bir gerçekçi bir bakışla çözüm odaklı olacağınız bir haftayı deneyimleyeceksiniz. Özellikle Yengeç yeni ayı kariyerinizle ilgili yeni adımlar atacağınızı gösteriyor. Hafta başında ödeme ve harcamalar, masraflar ön planda olacak. Biraz para sıkıntım var. Hafta ortasında tatil fırsatları, sosyal medya çalışmaları, eğitim konularına ağırlık veriyorsun ve hafta sonuna doğru kariyerindeki yeni başlangıçlar zorunlu olsa da enerjini dostlarınla geçireceksin ve çok güzel bir şekilde yükseltme zamanı. Yani duyduğun şeylere çok fazla takıl, 7 portalını kullan. Senin için de güzel zamanlar aslında. Sevgili akrepler, bu hafta gökyüzündeki kombinasyonlar Merkür'ün Aslan burcundaki seyri, Neptün'ün Balık'taki retrosu ve Yengeç burcundaki yeni ayın etkisi kariyerinde yeni iş fırsatlarını, sözleşmelerini ön plana çıkarmakta. Aile büyüklerini ziyaret, tatil fırsatı bu dönem beraber tatile çıkma. Ayın sonuna kadar gerçekleştirebilirsin. Sosyal çevreni yeniden düzenleme ihtiyacı duyabilirsin. Yengeç yeni ayının etkisiyle sosyal medya ile ilgili yeni başlangıçlar ve kariyerini yükseltmek amacıyla yeni bir eğitime start verebilirsin. Sevgili yaylar, bu hafta gökyüzündeki Neptün'ün Balık'taki retro seyri, Merkür'ün Aslan burcuna geçişi ve Yengeç yeni ayının etkisiyle yaşam yolculuğunuzdaki uzak destinasyonlara tatile gitme ihtimaliniz artmakta. Bir yandan finansal açıdan ödemelerinizle ilgili aşırı harcamalardan kaynaklı demoralize olabilirsiniz. Ev alma, yuva kurma, hayallerinizi bir kenara bırakıp daha gerçekçi olma zamanı içindesiniz. Hafta başında gündelik sorunlarla ilgili problemlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında ikili ilişkileriniz ön plana çıkacak. Hafta sonuna doğru harcamalarınızdan kaynaklı ekstra maddi destek ihtiyacı duyabilirsin. Dolayısıyla hafta sonu yurt dışı plan ve organizasyonları, uluslararası konular ve eğitimlerle ilgili plan ve projeler ön planda olurken aşktan yana hassas olduğunuz bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Bu açıdan
duyacağınız sözlere karşı biraz daha incinmeye, kırılmaya açıksınız. Dikkatli olun, 7-7 portalını kullan. Sevgili oğlaklar, bu hafta gökyüzündeki balık burcundaki Neptün'ün retro seyri, Merkür'ün aslan burcuna geçişi ve yengeç burcundaki yeni ayın etkisi ki 7-7 portalını açıyor ve senin için çok önemli. Yaşam yolculuğunda yeni başlangıçları, yeni işbirliklerini hayatına getirecek kara günler geride kaldı. İyiliklerle, güzelliklerle buluşuyorsun. Bu haftanın akışına baktığımızda pazartesi, salı günü yeni iş teklifleri, sözleşmeler, görüşmeler. Bu teklifleri gerçekçi değerlendirme zamanı. Hafta ortası krediler, harcamalar, vergilerle, sözleşmelerle uğraşabilirsin. Hafta sonuna doğru yengeç burcundaki yeni ayın etkisi yaşam yolculuğunda ikili ilişkilerini ön plana çıkaracak ve yeni kararlar da alma fırsatını sana verecek. Eyleme geçiyorsun. Evlenme teklifi mi alırsın? Ya da yeni bir işe mi start verirsin? İşte bütün bunların hepsi senin için önemli. Dolayısıyla beraberlik varsa yolları ayırma durumları söz konusu. Sevgili kovalar, bu hafta gökyüzünde balık burcundaki Neptün'ün retro seyri, aslan burcuna geçiş yapan Merkür ve yengeç burcundaki yeni ayın etkisi yaşam yolculuğunda finansal anlamda daha gerçekçi bir bütçe planı yapmaya başlıyorsun. Hafta ortasında ikili ilişkileriniz ön plana çıkacak. Partnerinizle birlikte seyahat ederek birbirinizi daha iyi anlama fırsatını yakalayacaksınız. Hafta sonuna doğru yengeç yeni ayının etkisi yeni bir hayat tarzına geçmenize katkı sağlayacak. Daha sağlıklı bir yaşam şeklini, beslenmesini, erken uyumasını, uyku düzenini revize edebilirsin. Darısı başımıza diyorum. Dolayısıyla bu fırsatları doğru değerlendir ve sevgili balıklar, kendi burcunuza gerçekleşen Neptün'ün retro seyri, bir taraftan da Satürn'ün retro seyri, birazcık nefes alacaksın. Yaşam yolculuğunda daha rahat bir şekilde gerçeklerle yüzleşerek ilerleme zamanı. Aslan burcundaki Merkür hayatında olumlu anlamda yeni iş fırsatı, şehir değişikliğini, ev alımı, miras konularında anlaşmaları da önüne getirirken yengeç burcundaki yeni ayın etkisi kalbin boşsa yeni bir aşkı müjdelemekte. Haftanın akışını çok iyi değerlendir çünkü 7-7 portalda pazar günü açılmakta. Haftanın akışında pazartesi, salı günleri iş hayatınızdaki toplantılar, görüşmeler yoğun bir tempoyla geçecektir ve hafta ortasına baktığımızda aile teması, aile büyükleriyle ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Onların sıkıntılarına çare bulacaksın ve hafta sonuna doğru yengeç burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisi, o istediğin, arzuladığın hayatı, yeni bir insanı, aşkı, mutluluğu, yatırımlarınla ilgili güzel kazançları, fırsatları ayağına getiriyor efendim.